Hepinize selamünaleyküm, tüm arkadaşlar nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Ben evde uyuyorum sabahları. Bugün de 10.30'a kadar uyudum. Fatih kaldırdı. Ve şimdi ben meleğime gidiyorum. Saat şu anda tam 1. Yola çıktım. İnşallah çok güzel haberler alacağımız bir gün olur. Onu çok güzel göreceğimiz bir gün olur. İnanın artık 68 gündür. O kadar özlem oldu ki artık, o kadar özledik ki bir an önce artık hayırlısıyla bitmesini ve kucağımıza almayı umut ediyoruz. 68 gündür sizi bir yatağa yatırsalar ve sürekli yattığınızı düşünseniz arkadaşlar, bir sağ bir sol sadece yapabildiğiniz hareket. O yüzden de Elif Ada şu anda ne hissediyor ben idrak edemiyorum bile, hayal bile edemiyorum. Rabbim kolaylaştırsın ve bir an önce bize bağışlasın inşallah ve kucağımıza almayı nasip etsin. Fatih de iş yerinden geliyor. Şimdi o Belek'teymiş, yine Belek'ten geliyor. Gidiyorum. İnşallah çok güzel bir gün olur. Arkadaşlar ben şimdi hastaneye geldim. Fatih gelmiş, kahve almış, beni bekliyor. Bugün hava karışık. Acayip bir bungun hava var. Sabah biraz yağmur varmış ama hala çok bungun. Lila lila ağaçların güzelliğine bak ya. İnsan etrafına bakmaya başlayınca gerçekten hastaneden öte etraftaki çiçeklerin, ağaçların güzelliğini, kuşların ötüşünü duyuyor. İşte hayat böyle arkadaşlar. Neye dikkat ettiğiniz önemli. Seçiminiz önemli. Ruhunuzu iyileştirebildiğiniz kadar işte arkadaşlar. Elimden geleni yapıyorum ben de. Fatih beni bekliyormuş, kamelyada kahve almış. Bakın bahsettiğim ağaçlar. Lila, bildiğiniz o kadar güzel görünüyor ki. Bir taraftan da güneş açıyor, bir taraftan buluta giriyor. Çok bungun bir hava var bugün. Bakalım meleğimizi nasıl göreceğiz. Rabbim ne ederse güzel eder. İnşallah güzel görürüz kızımızı. Arkadaşlar Fatih'le buluştuk. Kahvelerimizi içtik. Şimdi Minnoş'un odasına doğru bakıyorum, çiçekler içinde bakın. Bakın kızımın camı şurası. Görüntüsüne bakın şuradan. Oy meleğim benim. Geliyoruz anneciğim. Arkadaşlar biz şimdi Elif Adam'ın yanından çıktık. İnanın var ya, bakın. Stresten su içindeyim çıkarken. O meleğimiz yüzüstü yatırılıyordu. İyi gördük. Bilgi alamadık. Geriliyoruz. Su içindeyim. Sırtım falan su içinde. Anne kuzusu. Ah. Aşkım şu halime bak. Sırtım daha mı beter? Ay. Gerginlikten. Neyse çıkıyoruz şimdi. 40 dakika kaldık mı bugün? Hı? 40 dakika kaldık mı? Kaldık değil mi? Çıkıyoruz. Arkadaşlar şimdi biz hastaneden çıkıyoruz. Elif Ada boncuğum bugün gayet iyi gördük. NG'ye geçince, OG'den sondası burnuna geçince NG'yi bayağı rahatlamış. 40 dakika falan içeride kaldık. Elif Ada iyi görünüyordu. Bilgi alamadığımız için ne olduğunu bilmiyoruz tabii ama... Kalp atışı da, oksijeni de gayet iyi durumdaydı çok şükür. Yüzüstü yatırılmıştı. Sadece doktora sorduğumuz, içerideki nöbetçi doktorlardan birine, internlere ameliyat yerine bir şey olmaz değil mi dedik. Hayır dedi. Bu arada sen çıktın ya reçete yazdırmak için. Elif Ada ne yaptı? Geğirir ya böyle. Geğirmeyi yaptı. Aferin sana dedim. Rahatlattı kendini. Sonra arabaya bunları koymayacağız mı? Şu arkada. Ondan sonra işte Fatih'le biz bugün masaj aletine başladık arkadaşlar. Masaj aleti burada. Sırtına bayağı masaj yaptık. Şu ameliyatta hani yanık yeri gibi olan ya, sırtında yer var diyordum ya. Orası aynı siyah, hani yanık tamamen şişmez de böyle siyahlaşır ya, koyu kahverengi olur. O koyu kahverengi kabukları çıkıyordu. Bayağı nemlendirdik orayı. Burnu çok kanamış. Efendim? Ben telefonla mı konuşuyorsun? Burnu çok kanamış. Ona bir tek biraz moralim bozuldu ama ben silebildiğim kadar sildim. Ağız için temizledim kristaline ve ağız bakım çubuğuyla. Sonrasında da yanıma zemzem almıştım. Zemzeme ağız bakım çubuğuna döktüm ve zemzemle ağzının içinde temizledim Elif Adam'ın zemzem suyuyla. Sonrasında bayağı masaj yaptık. 40 dakika kadar durduk. Kitabını okudum. Peter Pan vardı bugün yanımda. Onun Türkçeleştirdim isimleri. Öyle okudum. Sonra şarkılar dinlettik. Şöyle kafamı koydum göğsüne. Onu dinledim.
Ağzından böyle bayağı gelenleri varmış sponca, onu değiştirdik, güzelce koyduk. Biz iyi gördük bugün Elif adaya, çok şükür en azından uyuyabiliyordu. Öyle aşırı keyifsiz de rahatsız değildi. Allah'a bin şükür. Ama doktordan bilgi alamadığımız için ne olduğunu bilmiyoruz. Pazartesiye kadar da bekleyeceğiz. Yarın da pazar. Rabbim ne eylerse güzel eyler. Ben inanıyorum. Meleğim çok iyi olacak Allah'ın izniyle. Her şey güzel olacak onun için. Şimdi Fatih'le birlikte iş yerine gidiyoruz arkadaşlar. Oradan da eve geçeriz yine. Bugün cumartesi. Akşama kadar çalışacak sadece. Mesaisi olmayacakmış. İşleri aşırı yoğun. Ben de yanında gidiyorum. Bugün şey vardı ya, hani yazmam gereken, yarın Deniz'e gidip onu atacağım çünkü pazar günü. Aslında yarın bir özel çocuk ailesiyle de bize gelecekler gibi. Amin tırtılını onlara vereceğiz. Durmaya çalışıyor artık 3 yıldır bizimle, 2,5 yıldır. Tertemiz duruyor. Ona hediye edeceğiz onu. Neyse, Rabbim kimseyi evladıyla sınamasın. Her şey bizim için çünkü almak, ulaşmak çok zor oluyor bazı şeylere. Allah en güzel vekil. Aminemin adına ve ona hediye edeceğiz biz de. Allah'a emanet olun. İş yerine gideceğiz. Yine çekersem açarım, çekmezsem dualarınız candır. Dualarınızı eksik etmeyin inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Arkadaşlar bu arada siz bu videoyu izlediğinizde, yani bugün anneler günü olacak ve 13 yıldır 3 özel çocuğa sahip bir anne olarak onlarla gurur duydum hep. Elif adamla da hala gurur duyuyorum. Üçü de beni hep gururlandırdı. Hiçbir zaman üzmedi. İyi ki benim evlatlarım olarak dünyaya gelmişler. Ve iyi ki Elif adam dünyada benim yüreğimi, evimi, gönlümü şenlendirmeye devam edecek inşallah meleğim. İyi ki benim evlatlarım ve ben iyi ki onların annesi olmuşum. Yine yeniden dünyaya gelsem ben yine evlatlarım derdim. Onları çok seviyorum. Bana annelik duygusunu 13 yıl önce evladım Hasan Eymen tattırdığı için ve arkasından dünyalar güzeli ikiz canlarım dünyaya geldi ve yeniden beni anne ettikleri için, annelik duygusunu dolu dolu tattırdıkları için onlara çok çok teşekkür ediyorum. Annelik bambaşka bir duygu. Belki bunu boğazımda birçok kere yumru olarak yaşadım. Duyamadıklarım, göremediklerim. Ama ben bunların hepsini Allah'ın izniyle cennette göreceğim. İnşallah Rabbim nasip ederse. Bu konuda çok da konuşamayacağım. Ama şunu söylemek istiyorum. Öncelikle annemin, kayınvalidemin, ablamın, kardeşimin, Zeynep ablamın, arkadaşlarımın anne olan ve sizlerin, İyi ki varsınız. Anneler gününüz kutlu olsun arkadaşlar. Anne adaylarının, anne olacakların, Rabbim evladımızla sınamasın arkadaşlar. Annelik çok kutsal. Rabbim isteyen herkese tattırsın, yaşatsın bu duyguyu. Anneler gününüz de kutlu olsun arkadaşlar. Buradan hepinizin, büyüklerimin ellerinden, küçüklerime de kocaman sarılıyorum. Anneler gününüzü kutluyorum arkadaşlar.